Evet sevgili izleyenler, şu anda Isparta Sav Spor Kompleksindeyiz. Yanımızda Isparta 1. Amatör Küme takımlarından iddialı ekibi Keçiborlu Belediyespor'un teknik direktörü Hakan Şimşek hocamız var. Hakan Hoca ile yeni sezonun değerlendirmesini yapacağız. Evet Hakan hocam, yeni sezon çalışmaları nasıl gidiyor ve yeni transferlerle ilgili neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim Levent'cim. Bir haftalık bir çalışma sürecimiz oldu çocuklarımızla. Bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Sağ olsun Keçiborlu Spor Kulüp Başkanımız Erkan Bey ve Belediye Başkanımız bizler için elinden gelen her şeyleri yapıyorlar. Bu sene ben Isparta 32 Spor'un büyük bir ihtimal bir üst lige çıkacağını ve bizler alt taraftan gelecek takımında Isparta'yı Bal Ligi'nde temsil edeceğini düşünüyorum. Biz de ona göre hareket ediyoruz. Gerek Isparta'nın çocuklarından, gerekse dışarıdan, Antalya'dan ve farklı illerden tanıdığımız, bildiğimiz çocukları da bünyemize katıp bu sene iddialı bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah hedefimize ulaşırız. İnşallah başarılı oluruz. Tabii daha yeni bir ekibiz. Önümüzde de bir 30-35 günlük bir süreç var. Bunda da eksiklerimizi giderip inşallah birinci amatörde şampiyonluğu garantileyip Isparta 32 Spor'un da üst lige çıkmasıyla beraber Isparta'yı Bal Ligi'nde temsil etmek istiyoruz. Hocam şu ana kadar kaç transfer yapıldı ve kaç transfer daha olacak? Özel maçlar nasıl gidiyor? Yaklaşık 7-8 transfer yaptık. Daha da yapacağız inşallah. Çünkü bu arada eksiklerimizi de görüyoruz. Hazırlık maçları yapıyoruz. Bu hazırlık maçlarında eksik gördüğümüz yerlere takviyeler yapmayı düşünüyoruz. Tabii bunları gördükten sonra değerlendirip karar vermek zorundayız. Ama ne olursa olsun Isparta 32'nin çıkacağını düşünerek eğer çıkamazsa da başkanımızdan bir söz aldık. Bal Ligi'den 5-6 tane transfer yapıp en azından play-out'ta dirençli bir takım, Isparta'nın hak ettiği bir takım çıkartmak istiyoruz. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Şimdi Keçiborlu'da bu yıl özellikle taraftarın ilgisi yoğun ve forma kampanyası var. Yani ilçe Keçiborlu aslında futbolda önemli bir merkez. Yani şu an bir hava söz konusu. Taraftara neler söyleyeceksiniz? Valla biz taraftarımızla ilk buluştuğumuz günde şey yaptık. İlk önce bir kere sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu kimse unutmayacak. Bunu bizler sahada örneği olacağız. Tribünde de bizim taraftarımız olacak. Sağ olsun bizim taraftar gruplarımızın başındaki arkadaşlarla görüştük. Kesinlikle rakip takımla, rakip oyuncuyla, hakemle hiçbir şekilde uğraşmayıp takımınızı sadece takımı destekleyecek. Centilmen bu sene Keçiborlu Spor Kulübü hem saha içerisinde hem tribünde en centilmen takım olacağını düşünüyorum. Taraftarla beraber çok iyi bir diyalog içerisindeyiz. Onlara hak ettiği, tabii ki herkes bir özlem içerisinde. Onlara hak ettiği şampiyonluğu getirmek için biz elimizden geleni yapacağız. Onlar da tribünde takımını desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacaklarına inanıyorum. Keçiborlu ilçesi olarak gerçekten çok güzel bir ambiyans var. Çok güzel bir hava var. Biz de bu havaya futbolcularla beraber dahil olup güzel bir hava yaratıp Isparta'yı Bal Ligi'nde temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapmayı düşünüyoruz inşallah. Teşekkür ederim. Evet şu anda Keçiborlu Belediyespor'un başarılı futbolcusu Emrah Sansar'la beraberiz. Emrah'ı profesyonel liglerden tanırız. Evet Emrah, bu sene 1. amatör kümeye döndün. Neler söyleyeceksin? Dediğin gibi abi yıllarca profesyonel oynadık. Bal Ligi oynadım. Ondan sonra geçen sene burada Davraspor'un kaptanlığını yaptım. Bu sene Keçiborlu Belediyesi olarak çok iyi, çok güzel hedeflerimiz var. Belediye başkanı olsun, başkanımız olsun. Bu konuda çok bize yardımcı oluyorlar. Ben de projeleri olan bir takım, yani projeleri olan bir takıma geldiğim için, daha doğrusu birinci amatör oynamadım bugüne kadar. Ama projeleri olan bir takıma geldiğim için de mutluyum ben. Çok güzel bir aile ortamı var burada. İşte hocamız zaten yıllarca profesyonel liglerde top oynamış. Profesyonel takım çalıştırmış. Ondan sonra aramızda çok kariyeri ve lig tecrübesi olan arkadaşlarımız var. Hep beraber bu sene inşallah Isparta 32'de şampiyon olup çıkarsa önümüz açılır. Sonuçta onlar şampiyon olmadan bizim bu Bal Ligi'ne çıkma şansımız çok zor. Arada çok fark var. Antrenman konusunda, malzeme konusunda, saha konusunda çok farklı şeyler oluyor. İnşallah onlar da şampiyon olur çıkarlarsa, biz de buradan şampiyon olursak çok güzel bir hem şehir için hem bizler için iyi bir ortam olur. Sonuçta şehri iki takımla temsil edeceğiz. Olmayalım.
yani şu hazırlık maçları bitsin, aramızdan ayrılanlar da olacak. Açık ve net söylüyorum. Yani bu şekilde olmaz. Bu şekilde hedefe gidemez. Hata yaparsın. Bu konuda kesinlikle ve kesinlikle taviz vermem arkadaşlar. Söylüyorum. Bu Isparta'da birinin arkasından bir kelime konuşulacaksa Hakan Şimşek'in arkasından